Selam millet, ben Şefik ve bu da Heroes Wanted yeni oyunlardan biri. 16 Kasım'da erken erişime sunuldum ve 3 ile 6 ay arasında erken erişimde kalması planlanıyor. Bu görselden anladığınız üzere bir kart deste oyunu, roguelike tarzında bir deste oyunu. Kartlarla bir ordu oluşturuyoruz ve bunlarla beraber karşımıza çıkan düşmanları öldürüyoruz. Bir tane şeytani lord varmış, zamanında buradan def edilmiş ama sonrasında bir ruh taşı arıyor ve bunun için geri döndüğünde de karşısında bizi buluyor. Biz de oyun boyunca, zindanlar boyunca, bölümler boyunca düşmanlarla kapışıyoruz. Koleksiyon, oyunda bulduğumuz, harcadığımız her şeyin yer aldığı bölüm. Oyunu oynadıkça buradaki kartları açıyorsunuz. İşte kartlar var, artefektler var, silahlar var ve tüketilebilir eşyalar var. Şu ana kadar %29'unu açmışım. 170 tane farklı öğe varmış oyunda. Tabii ki önceliğimiz kartlar, sonrasında da silahlar. Hemen yeni bir oyuna başlayayım. Burada gördüğünüz gibi Luca ve Lyle olarak iki tane seçeneğimiz var. Bunların da işte sağlığını vesaire soldan görebiliyorsunuz farklılıklarını. Oyunda altın ve yemek var. Altın ve yemekle yolculuğumuz boyunca bir şeyler satın almamıza ya da işte sağlığımızı ya da manamızı yerine getirmemizi sağlıyor. Burada yine karakterin özelliklerini de görebiliyorsunuz. Buradaki kartlarımızı da görebiliyoruz. Hemen oyuna başlayalım. Çok vakit kaybetmeden biraz oyunun dışı göstereyim. İşte yeni bir diyara geldik. İşte şeytani lordun karşısına çıkıyoruz. Şimdi birinci dünyadayız. Bu dünyayı bitirince ikinci dünyaya geçiyoruz. Beklediğimden daha uzun bir deneme olursa tabii ki bir yerde mola vereceğim. Tamamını size göstermeyeceğim. Çünkü videoyu da bir saate uzatmaya gerek yok. Oyun 4 tane element üstünden işliyor. Altın diyecektim. Ateş, su, toprak. Bunların birbirine karşı tabii ki etkileri var. Ve bunları da zamanla işte bulduğumuz eşyalarla, silahlarla bu çarpanı değiştirebiliyoruz. Nasıl değiştirebiliyoruz ve ne işe yarıyor? Bunu göstermek için hemen ilk düşmanımızın yanına gidelim. Şimdi 3 tane kartla savaşıyoruz. Destemizden sürekli olarak 3 tane kart seçiliyor. Bu 3 kartı her bir turda kullanıyoruz. Saldırıyoruz. Karşı taraf bize saldırıyor vesaire. Bu arada şu alandaki kartlarla savaşıyoruz ama aşağıdaki kart daha görünüyor. Bunlarla arasında değişiklik yapabiliyoruz. Bunun amacı da şu. Şuradaki bonuslar şunu ifade ediyor. İşte 3 tane toprak, 3 tane ateş ya da 3 tane su kartınız olursa bunların gücü 2'ye katlanıyor. Ya da her birinden birer tane olursa da 2'ye katlanıyor. Bunun dışındaki formüllerde en azından bu çarpanları alamıyoruz. Ama dediğim gibi bu sol tarafa yeni eşyalar ekledikçe, düşmanlardan ya da işte sandıklardan topladıkça bu çarpanları arttırabiliyoruz. Şurada da bu eli tamamen dışarı atmak ya da işte en sağdaki kartı değiştirmek gibi iki seçenek var. Bunlar da mana puanından götürüyor. Manamız 18, sağlığımız 150. Şimdi ben mesela burada deneme yapmak için zaten düşman da zayıf. Gördüğünüz gibi toprak elementini üçledim ve bunlarla saldıracağım. Tek bir düşman var. Direkt saldırıyorum. Dediğim gibi işte suyun ateşe, ateşin toprağa, toprağın suya üstünlüğü var ve bunlar da vuruş, daha doğrusu verdiği hasar etkiliyor. Zaten üstüne geldiğinizde yazıyor işte su mesela toprağa az vuruyor, ateşe çok vuruyor. Ve bu klasik döngü içinde bunların efektlerini görebiliyorsunuz. Örneğin toprağa iki kat vuran ateş varken burada tabii ki bu kartları değiştirmemiz lazım. Bu arada kartların farklı efektleri de oluyor. Yani buradaki işte saldırı ve blok ve shield, şu an elimde bir shield kartı yok ama bunların da efektlerini üstlerine geldiğinde okuyabiliyorsunuz. Geldiğinizde yine saldıralım. Gördüğünüz gibi onun bonusu vardı. Tam gelmeden, okumadan, okuyun dedim okumadan geçti. Ama zaten ilk roundlarda işler çok kolay oluyor ve her bir stage'i bitirdiğinizde, daha doğrusu bir alanı bitirdiğinizde buradan bir hero kartı alıyorsunuz. Bazen yemek alıyorsunuz, bazen diğer eşyaları da alabiliyorsunuz. Şurada aşağıda 3 tane slot var görüyorsunuz. Bunlardan örneğin blok dışında shield da var bu arada. İkisi de tabii ki savunmaya yarıyor. Ama şu kartı ben daha önceki oyunlarımda sevmiştim. Direkt bunu alayım. Hemen food'u da alalım. Food'u her zaman kullanamıyoruz. Kamp yerleri var. Oralarda kullanabiliyoruz. Buradan da hemen çıkalım. İşte şurada sandık var. Atıyorum burada kamp yeri var. Tam boss'tan önce bir kampa giriyoruz. Ve yolun sonunda aslında bu bölüm bitirdiğimizde iki ayrı yol çıkıyor karşımıza. Bunlardan birine gidiyoruz ve bunlar daha zor. Yani ilk dünyada aslında her bir roundda, yani az önceki gibi her bir roundda bir düşman. Bir düşman derken bir etapta düşmanla kapışıyoruz. 1, 2, 3 kişi olabiliyorlar. Ama sonraki bölgelerde 2 stage oluyor. Yani demin karşımıza çıkanı yendik. Orada bir daha çıkıyor. Onu da yenmemiz gerekiyor. Yani işler biraz daha zorlaşıyor. Henüz ikinci etabın ikinci bir dünyaya geçtim de oradan ileri gidemedim. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi devam edelim. 36'lık ve 12 vuran bir slime var karşımızda. Kendisi toprak. Biz yine bunu ateşle saldıracağız ama elimizde çok fazla ateş yok. Bazen şöyle kombinasyonlar yapmanız gerekebiliyor. Mesela ateş daha çok vuruyor ama daha etkili olmayan element kartlarını bir araya getirip şu çarpanı arttırarak daha fazla saldırabiliyorsunuz. İşte bu tip hesapları yapmanız gerekiyor. Biraz matematik gerektiriyor oyun.
Ben burada yine 3 farklı kartla saldırabilirim. Çünkü ateşi getirmemin bana bir faydası şu an yok. Hemen saldıralım. Yine tek bir düşman olduğu için direkt kartı sürüklüyorum ama normalde birden fazla düşman olduğunda birini hedef olarak seçebiliyorsunuz. Yoksa soldan başlıyorlar vurmaya. Bir de direkt vuran kartlarımız var. Mesela şurada yine böyle bir üçleme yapayım. Direkt vuran kartlarımız var. Onun dışında alana vuran kartlarımız var. İşte burada iki düşman varsa bu ikisine birden vuruyor. Onun dışında henüz eşyamız olmasa da işte düşmanlara hasar veren ya da sağlığımızı artıran, işte sağlığımızdan götüren ama mana veren bir sürü farklı eşya var. Bunları da oyun oynadıkça açacaksınız ve onları deneyimleyeceksiniz diyeyim. Mesela bu kart saldırı gücün diğer kartlara da %50 oranında veriyormuş. 12 ne yapacak? Bakın tuttuğumuzda da görüyoruz zaten. 6 veriyor diğerlerine. Onlar da saldırıyor. 6 gücünde ki bunu zaten bu tek başına alır. Güzel. Hemen ekmeğimizi alalım. Aradan bir de kart seçelim. Yine işte alan etkili dediğim bu. Hemen bunu aslında kadroya katayım ki bunun da bir nasıl çalıştığını görün. Oyun aslında matematik yapıyorsunuz vesaire dedim ama çok basit aslında temel mekaniği. Zaten burada bir guide var. İşte saldırı bölümü 3 kart, 3 sayfayla savunma 3 sayfayla işte field hand combination ve diğerleri diye buradaki bütün oyuna dair bilgiler burada verilmiş. Onları hızlıca okuduğunuzda hani öyle bir etkileşimli tutorial yok ama oradan her şeyi izlediğinizde hemen oyunu çözebiliyorsunuz. Sonraki düşmanlara gidelim. 2 kişi gelir ve o kart gelirse de onun da nasıl çalıştığını göstermiş olurum. Bu sefer karşımızda su var. Ateşle tabi saldırırsak pek bir işimize yaramaz. Su ve toprakla gidebiliriz ya da yine bir kombinasyon yapabiliriz. Mesela şunu değiştirdiğimizi ikiye katlayacağız. Seçme olayı bu. Bu arada tıklayıp onu seçebiliyorsunuz ve oraya saldırıyorsunuz ama tek düşmanda bunun pek bir anlamı yok. Düşman sayısı arttığında bunun farkını görüyorsunuz. Bu arada bu shield'lar ve bloklar ki şu an bunlar blok. Shield aldığınızda şu alttaki alan kapanıyor. Onu da birazdan muhtemelen denk gelir. Bu yine alan etkiliydi. Yine bununla gerçi bunu da kullanıyorum ama tek bir düşman var. Onu da kolayca alt etmiş olduk. Mesela burada saldırıya artı bir ekleyen bir sopamız oldu. Onu alalım. Yemeği alalım. İlk turda başlarda çok fazla yemek veriyor. Onu ilk kamp yerinde bol bol kullanabiliyorsunuz. Bir tane de hero alalım. Bakalım bu sefer shield veren bir karakter alabiliriz. Sağ tarafındakine mesela faydası varmış. Burada kartların pozisyonu normalde önemsiz görünse de elinizdeki durumlarına göre o da farklı etkileri olabiliyor. Yani rastgele koymuyorsunuz aslında üçlüyü. Şuradan bir treasure chest, bir sandık bulduk. Ondan bakalım ne çıkacak. Buradan da yine eşya vesaire çıkabiliyor. Tamam. Şey alalım. Gördüğünüz gibi toprağa 0.5 bir çarpan ekledi. Bunlar tabi random geliyor. Artık elinize ne gelirse orada güçleniyorsunuz ve o alana doğru yönelebiliyorsunuz. Şöyle bir çift düşman, bu sefer iri bir arkadaşımız geldi. 15 vuran bir turdan sonra 15 vuran bir düşman. Buna tabii ki suyla olmaz. Su buna hiçbir şey yapmaz. Mesela şu sağdaki kartı değiştir diyelim mana harcayarak. Tamam. En azından artık combo yapabilirim. Bunu da buraya koyduğumuzda en azından şu çarpan. Hani farklı bir set yapmış olduk. Eğer 3 tane toprak kartımız olsaydı çok daha etkili olabilirdik. Bakalım. Diğerlerini %50 saldırı gücü veriyormuş. Diğerlerini de boostladı. Güzel. 12-12. Ben mesela toprağa karşı etkisi olduğu için yarım vurabildi. Yani 3 vurabildi ama bize bir shield verdi. Bu shield'ı zaten şurada görüyorsunuz. 10. Blok o anki saldırıyı engellerken shield da aslında sonraki roundlarda kalıyor. Yani 150 sağlığınız varken üstüne aslında sağlığınızı arttırıyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi burada toprağa üçleyebilirim. Bir combo olur. Bu yine alan vuracak ama çok bir anlamı yok. Yine de saldıralım. 7 bu vardı. Sen de vurdun mu? Kolayca halletmiş olduk. Burada bir iksir var. Mesela sağlığımızın %10'unu götürüyor. Ama mana'ya %60 veriyor. Onun dışında savunmaya 1 veren shield var. Bunu alalım. Yemeği alalım. Hemen şuradan bir kartla seçelim. Bu da ilginç biriymiş. Sanki benim destemde açtığım kartlar arasında daha doğrusu bu yoktu. Bunu da aldım. İksir de alalım. Kullanacağımı sanmıyorum ama belli olmaz. Şuradan da topladığınız kartları en azından başladığınız her yeni oyunda elinizde hangi kartların biriktiğini görebiliyorsunuz. Bunlar rastgele olarak zaten geliyor. Devam edelim. Gerçekten başta çok fazla yemek veriyor ki ilk kamp yerinde bunları hapur hapur yiyorsunuz. Gerçi çok sağlıkla kaybetmiyorsunuz ama. Mesela bomba var, o çok etkili de hemen denk gelirim bilmiyorum.
Mesela burada alan etkisi bize gerekecek ve tabii ki su gerekecek. Bunu kullanalım. Aslında bunu da kullanabiliriz de ateşe karşı pek bir etkisi yok. Bir işimize yaramaz. Mesela burada 10 shield var. O da bayağı bir işimize yarar. Bunlar toplamda bu bir round sonra vuruyor. Bu direkt vuracak. Bizi korur. Gördüğünüz gibi iki kat vurduğumuz için ilkin neredeyse bitirdik. O da bekliyordu. Aslında bunu indirip belki bir round'da bir sonraki round'da onu götürebilirdik. Ateş kartları çok geldi bu sefer. İkiye katlamıştık. Bunu koymamın bir manası yok. Aslında 8 shield var. Bu vuracak. Bu bir sonraki round vuracak. 14. Yani dediğim gibi ilk bölümler, ilk aşamalar kolay olduğu için çok fazla kafa yormanıza gerek yok. Yine de mesela şuna doğru hedef alalım. Çok fazla kafa yormadan da bunları alt edebiliyorsunuz. Ben burada soldakini direkt indirebilirdim. O bir sonraki round vuracak. Bunu indirir miyim acaba diye öyle bir dedim yaptım. İşte bu tip taktikler yapmanız gerekiyor. Şimdi toprağın ateşe etkisi yok. Onun yerine yine bir combo yapabiliriz. Bu şekilde. En azından orada ikiye katlarız. Saldıralım. Mesela burada soldakini indirmem gerekiyordu. Ben tabii bir önceki round'dan seçili olduğu için bu arkadaş bana saldıracak. Dikkatsiz davranıp burada bir hasar almış olduk. Ve bunu da zaten her türlü alırız. Çok da kafa yormaya gerek yok ama yine de mesela bir su olsaydı şöyle işleyebilirdik. İşte buradan da bunu değişti. Belki oradan bir yine ondan geldi. Yapacak bir şey yok. Böyle az az vuracağız. Ve onu maalesef indiremeyeceğiz. Demin bunu indirebilirdim. Orada bir dikkatsiz davrandım. Bu da bana sağlıktan götürdü. Şimdi bir su kartımız daha var. Bunları boostladık. Direkt saldıralım. Ve onu kolayca alt edelim. Şu kampa mesela kamp vesaire gibi yerler var. Onlara da hızlıca gitmek istiyorum ki onları da size göstereyim. Yine bir hero kart alalım. Cesur bir monk'umuz varmış. Bunu da alalım. Farklı efektleri de görmek istiyorum tabii oyunda. Hani mevcut kartlardan tekrar tekrar gelebiliyor. Aynı kartlardan taşıyabiliyorsunuz. Mesela şunlar. Aynı ya da benzer efekte sahip farklı elementten kartınız da oluyor. Burada envanteri de görüyorsunuz. 5 tane eşya alabiliyorsunuz. Eğer yeni bir eşya bulursanız bunlardan bir çöpe atıp yenisini envantere ekleyebiliyorsunuz. Yine bir düşman güruhuyla karşılaşmak üzere. O güçlü geldi bu sefer. Bunu ateşle saldıramayız. Ama burada bir üçleme yapabiliriz. Yine. Bu da saldırısın diğerleri. Bakın zaten yine tuttuğumuzda sağlam bir paylaşım yapıyor. Saldıralım bakalım. Kendisi pek etkili olamayacak tabii ateş olduğu için ama diğerlerini boostladığı için ki bu da 32 vurdu. Bir anda arkadaşı bayağı bir hırpaladık ama o da bizi hırpaladı. Hemen burayı bir ateşle üçleyebiliriz. Hatta şöyle shield'dan yürüyelim. Bunu da hallettik. Kolay oldu. Hemen shield'ımızı alalım. Artı 50 shield veriyormuş bu arada. Bayağı güçlüymüş. Kartları alalım derken, iksir alalım derken onu sevdim. Yemeği de fullledik neredeyse. Bir tane de hero alalım. Hemen bunu da listeye kattık. Şimdi galiba evet kamp alanına geldik. Önümüzde bir boss var. Onu alacağız. Boss'tan önce burada sağlığımızı bir ekmek verip %10 arttırabiliyoruz. %10 arttırdık mı zaten fulleniyoruz. Burada da %30 meditasyon yaparak mana puanını arttırıyoruz. Ekipman silebiliyoruz bir karttan. Buna gerek yok. Bir de kartları aynı 3 karttan varsa ki öyle bir şey maalesef yok. Olsaydı onları da birleştirebiliyorduk ama henüz buna denk gelmedim bir türlü. O da herhalde sonuçta rastgele kart çektiğimiz için, bulduğumuz için biraz şans gerektiriyor. İlk boss'u alacağız. Bu boss'un dışında bu arada yol üstünde bir boss daha var. Dediğim gibi o ikinci boss'u da indirdikten sonra yol ayrımına geliyorsunuz ve çok daha zor, daha fazla düşmanın olduğu bir bölgeye gidiyorsunuz. Böyle bir toprak üçlemesini kullanabileceğimiz karşımıza da topraklar geldi. Bize ateş lazım. Rotasyon da yapamıyoruz. Şu soldakini bir değiştirelim. Belki ateş gelir. Gelmedi. O zaman bir suyla mesela bunu bir değiştirebiliriz. En azından oradan bir. Şunun üstünden gidelim. Tarpanla statleri biraz arttırmış oluruz. Bu
burada ne yapacaktı? Bir sonraki round'dakini bırakacak. O ikisi de durdu. Onlar bir round susacak. Bu saldıracak. Bu nokta dışında bu arada şeyleri gösteriyor zaten. Üstündeki ikon yanıyorsa o saldıracak demek. Ben aslında bir sonraki round'u düşünüp yine buna saldırabilirdim. Şimdi bakalım. Keşke biraz daha ateşimiz olsaydı. Gerçi bu da iyi vuruyormuş. Yalnız hiç savunma almıyorum. O yüzden şu kartı alacağım araya. En azından birazcık savunma almış oluruz. Ve yine bunların da işte gördüğünüz gibi yanındaki kartlarla etkileşimi sağdakine mesela bize avantajlar sağlıyor. Bunların pozisyon alması, pozisyonları bu yüzden önemli. İlk roundlarda belki paldır küldür her şeyi seçtim ama ben bunu değil de şunu indirmeye çalışayım. Gerçi bu diğerine de vuracak. Bir sonraki round saldıracaklardan birini aradan alırsak ki aldık. Bir sonraki roundda o kadar hasar almayacağız. Bizim shield'ı indirdi bu arada kendisi. Bu combo fena durmuyor. Bu sefer de buna gideyim. Zaten vuracak. Yalnız bu da çok güçlü. Belki de ona vurmak gerekiyor ama. Şimdi kartlar çok güçlü bu sefer. Güzel. Şimdi araya belki bu sefer de toprak gelmedi ama ateşimiz bol. Bunu alalım. Burada bir combo. Yine çok saldırmayacağım ama bloklayabilirim. Ama onu alamam. Ben bunun üstünden devam edeyim. En azından saldıranlardan birini indirmiş olurum. Aradan bir düşman çıkar. 19 kaldı. Bu da sağlam vuruyor. Gerçi bu daha sağlam vuruyor ama. Yine shield'ımızı aldı. Burada bir combo yakaladık. Daha burada alan vuruyor. Çok daha etkili. Bence direkt... Ona değil de buna vursak sanki bu alanını alır gibi. 10 var, 12 var. Ki bu çift vuracak. Biz buradan devam edelim. Kalacak bir round'da ama 10 vuracak. Aynen. Gerçi o da 9 kaldı. Darbeyi de aldık. Aa, ikisi birden vurdu. Oradaki rotasyon değil. Bir o vurur diye düşünmüştüm. Aynı anda vurdukları da denk geldi. Şimdi seni bir eşimiz yok. Yine suyla bir bomba yapabilirim. Galiba bu round da alamayacağız bunu. Soldakinden devam edelim. Zaten bize vurmayacak. Yeni kartlarımız gelsin. Şu sağdakini artık indirmek istiyorum. O biraz fazla kaldı. Ama su kartlarıyla olmaz o iş. Ateş geldi, güzel. Bakın yine bir combo yapma şansı doğdu. Hücumdan ziyade savunmaya abanmış olacağım. Bunu seçelim yine. Bu arada bu da 15. Şimdi boostladı bunu. Güzel, birinden kurtulduk. Bu sefer de fazla güç harcamış olduk. Ama olsun, bundan sonra sürekli olarak buna çalışabiliriz. Şimdi bir ateş kartım daha olsaydı aslında. Deneyelim bakalım. Güzel. Bir combo yakaladık yine. Buradan devam edelim. İlk boss'umuzu alacağız. Bu sayede. 60. 48. Tabi buradaki shield ve block yeterli olmadığı için sürekli olarak hasar alıyorum ama yapacak bir şey yok. Burada yine 12 shield'ımız var. Sen bize bir shield verdin. Sen de 5 vurdun. Güzel bir üçlü gelirse... Bu roundda bunu indiririz. Bu arada 32 vuracakmış. Çok sağlam. Bunu benim direkt indirmem lazım. Şunu değiştirip... Ateş gelmedi maalesef. Nasıl bir değişiklik yapabiliriz? Savunma da bize yetmeyecek. Belki yine... Şöyle bir combo yapıp... Saldırabiliriz. Ben tabii hızlı hızlı oynuyorum ama... Dediğim gibi... Elementi tutturamasak da çarpanlarla beraber daha fazla vurabileceğiniz komboları takip etmeniz gerekiyor. Bu da en zayıf halka olarak geldi. Kümeli değiştirebiliriz. Bakalım bize ne verecek. Yani. Nasıl yapsak? Çünkü suyun toprağa bir etkisi yok. Bunu alıp. Hani bu da bize bir şey kazandırmıyor ama... En azından o bir vurdu. Buradan bir round kaldı ama yine bir 13 hasar alacağız. Shield'ımız da vardı. Oradan da biraz götürdü. Artık bunu her türlü alırız. Bakalım.
Kaldıralım ya bu artık. Kapı vuracağı için indirdik. Güzel. Bir tane Dragon Slayer ekipmanımız oldu. Artı 5 mi vuruyordu o? Bakayım. %50 arttırıyormuş saldırıyı. Bir de sandığımız oldu. Rastgele bir tüketilebilir eşya alıyormuşuz. Burada da bir boss indirdik. Burada da yol ikiye ayrılıyor. Burada düşmandan ziyade işte güçlü bir kart almak için iki yol seçiyorsunuz ve elementler gözüküyor. İşte ateş mi alacaksın, su mu alacaksın diye. Biz aslında toprağa ilerletmiştik ama toprak olsaydı mesela onu almak daha avantajlı olabilirdi. Gerçi tek bir elemente abanmanın da anlamı yok. Çünkü kartlar üçünden random geldiği için tek bir yerde gelişmek yerine hepsini geliştirmek daha mantıklı. Ateşten gayet sağlam bir kart geldi. Bunu da galiba ilk defa alıyorum. İlk defa denk geldi. Şöyle bir de farklı bir şey daha göstereyim. Hani gösterebileceğim ne var diye. Burada HP'mizi arttırmak için paralı askerlerin olduğu bir bölge var. Şurada bir taverna var. Oraya da uğrayabiliriz. Kampa da uğrayabiliriz. Farklı bir şeyler göstermek için zaten boss ve chest oyunun ödülü gibi olduğu için belki şu soldan gidip size birkaç farklı alan daha göstereyim. Şurada ilerleyelim. Orada ne yapılabiliyor onları da bir görün. Tabii ki burada iksirler vesaire. Bunlar da random geliyor. İşte burada bir bomba geliyor hepsini vurabildiğiniz. Bu arada ben demin oyun boyunca şu iksirleri hiç kullanmadım. Ben çok kartlara odaklanıyorum ama bunları da kullanabilirdik. Mesela 50 shield varmış. Burada düşmanlara 10 puanlık zehir verebildiğiniz bir iksir varmış. Mesela şurada sağlığımızı arttırıyoruz. Aslında bunu alabiliriz. Kart da alabiliyorsunuz. Hiç kullanmadığınız kartları görüp onları denemek için bunları da alabilirsiniz. Zaten fiyatıyla etkisi hemen hemen değil, paralel ilerliyor ama bu da fena değilmiş. Tüm düşmanları %40 oranında stunlıyormuş. Savunma. Bunu alalım. Arada gelir. Hala paramız var. Hala bir şey alabiliriz. Bakalım. Sade kartı %50 atak veren bir. Bunu da alalım. Parayı da harcamayalım. Çünkü o ileride de para harcıyor muyduk emin olamadım şurada. Pampa da geleceğiz. Yemeğimiz var. Sağlığımızı vesaire toparlarız. Aynı karttan 3 tane olduğunu sanmıyorum. Hala. Bir sağlık boostu. Sağlığı da bayağı harcadık. Şu manayı da bir dolduralım. Güzel. Yola devam. 3 tane iksirim ve eşyalarımla beraber şu iki düşmanı da avlayıp şurayı da size göstermek istiyorum. Ondan sonrası boss zaten. Buradan devam edelim. Her şeyimizi toparladık ve stage 1. 3 tane ateş geldi. Şahane. Keşke suyumuz olsaydı. Ama suyu şuraya koyup yine bir artış sağlayabiliriz. Hepsi de aynı güçte zaten. Soldan vurmaya başlayayım. Hedef seçmezseniz bu arada soldan başlıyorlar vurmaya. Zaten onu şu ana kadar anlamışsınızdır ama tek düşmanda önemli değil. Çok düşmanda birine odaklanabilirsiniz ya da hepsi vurdular sağ olsunlar ama bu roundu pas geçecekler. Şunlardan birini kullanabiliriz aslında. Bir sonraki round kullanabiliriz. Sağlığımızı yerine getirmemize gerek yok. Şimdi burada bir üçleme yapılır mı? Üçleme yapamıyoruz. Ama şöyle bir şey deneyebiliriz. Bunları yerini değiştirip böyle pardon ateş alıp ateş gelir mi oradan? Su geldi. Su da bizim işimize yarar aslında. Evet suyu toparlayabilirdik ama su yok. Tekrar saldıralım. Ateş söndürmek için suya ihtiyacımız var ama su kartı gelmedi. İşte burada biraz ben yine rastgele oynuyorum ama desteğinize bakıp hani bir denge sağlamanız lazım. Muhtemelen bende çok fazla bayağı solda varmış su kartı var ama hani karşınıza ne çıkacağını bilmediğiniz için bunu dengeli bir şekilde arttırmanız gerekiyor. Ben burada bir ateş üremesi yapayım dedim ama o da denk gelmedi. Yine şuradan bir deneyelim. Bu sefer su geldi ve stunlayan kart geldi. O zaman saldıralım bakalım. Soldan başlayalım vurmaya. Savunmaya biraz yatırım yaptık. Şimdi bu ikisi vuracak mesela. Şunu kullanabilirim. Bu roundda pek bir hasar almayız. Bir su kartımız daha olsaydı. Ki kaldı mı hala bir şans var. Aynen suyu üçledik. Artık saldırabiliriz. Ona biraz fazla vurmuş olduk. Buna da iki kat vurduk. Bu da shield arttırdı. İyice güçlendi.
Bu arada Shield Orant için kullanılıyor. Söylemişimdir muhtemelen. Blok daha doğrusu ama Shield kalıcı oluyor. Yani roundlar boyunca tükenene kadar kalıyor. Burada yine bir üçlümüz var. Bulaşmayacağım. Bayağı sağlam bir kartmış. Bunu ilk defa kullandık. Artık hasar almayacak noktaya geldik neredeyse. Direkt Shield'a vuruyorlar. Burada bir üçlü kovalayabilirim yine. Şöyle üçlü kovalamış olalım. Onu bitirdik. Geriye üçüncü kaldı. O şeye gitmemiz biraz daha uzun sürecek. Bunlarla bayağı bir boşluk. Bir düşman alanı daha vardı. O paralı asker bölgesini de göstereceğim. Şimdi topraklardan kurtulmamız lazım ama öyle bir şansımız pek yok. Onun yerine bu üçlüyü. Yalnız yanına koyduğum kartların da atak gücü yokmuş. Pek bir anlamı olmadı. Bunu kullanmanın. Pardon, yarısını veriyordu. Ben %50 arttırıyor diye düşündüm. Düzgün okumamışım. En azından kendi gücünü sağa at. O en sağda olsaydı hiçbir işe yaramayacaktı mesela. Buradan bir su kartı çıkar mı? Şu bir tane var. O risk alınır mı? Yani iki mana kullanmaya değer mi? Onu düşünüyorum. Deneyelim. Gelmedi. Kısmet. Şunla devam edelim. 6-6. Sen de 3 vurdun. Bunun bombası varmış yalnız. Ben genelde hepsi tek bir şekilde saldırıyor diye düşünmüştüm ama mesela normal saldırı dışında versiyonları da olabiliyor. Şimdi yine bir kombomuz var. Bu %40 stunlıyordu. Bu sefer stunlayamadı. Yanına ikilere güç verdi. Bunu aynen bize bombayı sallayamadan indirmiş olduk. Shield'ımızı da aldık. Şöyle bir desteğe bakalım aslında. Keşke bunları şöyle bir liste ya şeye göre. Elemente göre ama suyumuz bayağı varmış. Toprak. Toprak az. Toprak alalım bir tane. Güzel. Bir düşman daha alayalım. Burayı da göstermek istiyorum. Artık boss'a kendim gideceğim. Videoyu çok fazla uzatmamak için. Ama merak etmeyin, o boss'u yenebildim tabii ki. Şimdi göstermeyeceğim diye sen onu yenememişsindir demeyin. 11'er vuran 3 arkadaşımız var. Şunu bir kullanalım. %30'unu verecek. Biraz daha sonra kullanabiliriz. Bir üçlü yaptık yine. Kombomuz var. Hemen saldırmaya başlayalım. Soldan götürelim. 6 vurduk. Sen iki katıyla vurdun. Sen de yarısıyla vurdun. Hepsinden olunca. Buraya karşı. Güzel. Sen bir vuracaksın bize. Aa, vuramadın. Bunların şeyleri de vardı. Doğru. Benim aklım şu shield'da. Burada da bir üçlü yapabiliriz sanki. Şöyle bir combo. Güzel. Bundan başlayalım. Ama dediğim gibi bunu seçmenize gerek yok. Zaten soldakinden başlıyoruz da. Güzel. Artık yılda vurmaya başladılar. Adam 27 ile gelecek. Şimdi bunu da koyup düşleyelim. Hangisini indirsek? Bunu indiremeyiz. Gerçi 2,5 vuruyoruz. 7, 14, 28. Ben yine bununla başlayayım. Sonraki rounda gelmesin yanımıza. Oradan bir 4 hasar daha aldık. Mesela şimdi bunu, gerçi bu manaydı. Ben bunu sağlık diye düşündüm. Bu da sağlıktan götürüp mana veriyordu. Ona da gerek yok. Bir ateş üçlemesi yapabiliriz. Güzel. Şunları da saldırıp işini bitirelim. Yemeğimiz bir ayakkabımız. Ya da yeni hero'muz. Bir taştan golem. 5 vuruyor, 5 shield veriyor, süper. Bunu da 2'ye kattık. Gelelim. Mercenaries çadırına. Buraya geldiğinizde bir kartınızı rastgele bir kartla değiştirebiliyorsunuz. Ya da maksimum sağlığınızı 20 arttırabiliyorsunuz. Sağlığa abanalım. 150 idi, 170 oldu. Burayı da hallettik. Bir kampa da gidelim. Burada yine sağlığa verelim her şeyimizi. 170 oldu.
bir şeyimiz yok. Manayı da dolduralım. Ateşi söndürüp. Şimdi oynamayacağım dedim. Ben burada keserim dedim ama şu boss'u da bir görmek istiyorum. Videoyu durdurmayalım. Videolar uzun olunca biliyorsun sonuna kadar izlenmiyor ya da çok uzun oldukça tıklanması da azalıyor ama boss'a gelmişken de boss'u göstermemek olmaz. Videonun başından beri oraya gelmem deyip yine bir şeyin sonunu getirdim dünyanın. Şimdi ateşe karşı şu koyalım bir tane. Yalnız hiç savunma almamış oluyoruz. Elde shield'ımızı da alalım. İşte kullanım onu durdurmanın gereği yok. Bunu koyalım. En azından 7 vuruyor. Başlayabiliriz. 277, yanındakiler de artı 3 verdi. Ufak ufak vurmaya başladık. 20 küsür vurduk. Onu bir el daha tutacağız onun saldırısına. Şimdi buradan bir boost aldık. Yine su var ama yine bir güçlü kombinasyondan mı gitsem? Bakalım. Çok da saldırmamış olacağız bu round ama neyse. Ben tabi el alışkanlığı bunu sürüklüyorum. Hep soldaki kartı ya da tuttuğum ama bazıları saldırı kartı olmadığı için onu sürüklemenin bir manası yok. El alışkanlığı bu tip kart oyunlarında. Şimdi yine bir üçlü oldu. Bakalım. Yine buradan devam edebiliriz. Bir yerde acaba atak kartı, atak butonu var mı diye bakıyorum da göremedim. Shield'ımız bizi bayağı bir korudu da biz de çok az vurduk. Buraya kadar su biriktirmek gerekebilirdi belki. Yani yine bir komboya gittim. Devam edelim. 277'yi ufak ufak vura vura 212'ye kadar getirdik. Bir 5'te 1'ini çoktan götürdük. İşte şimdi bir destede var mı? Var. Belki gelir. Basalım. Gelmedi. Kısmet. O zaman değiştirelim. En azından sen 20 vurursun. Sağlam da shield geldi. Sen de 5 vurursun. Fena gitmiyoruz. Ama artık shield diye bir şey kalmadı. O 50'lik bastığımız şey gitti. Burada bir combo oldu yine. Buradan devam edelim. Savunmaları verdi. 12 vurdu. 175. Yarım vuracak tabii ki. 6 vurdu. Fena gitmiyoruz. Şimdi bu da en kötü üçlü geldi. Yani 3 tane yarım vuracak arkadaş. En azından defanslarını kullanabiliriz ama 33 vuracak. Çok da bir defans yok. Böyle yerlerini değiştirip devam. Hemen sağındakine bir boost yaptı. Az az vurduk ama vereceği hasarın yarısını en azından götürmüş olduk. Şurada bir güzel bir combo yapamadık ya, ona üzüldüm. Yine burada bir üçlü. Devam. Yani bu ilk boss'u oyuna ilk oynadığınız ilk denemenizde bile yenme ihtimaliniz çok yüksek, bunu söyleyeyim. Ben böyle biraz rastgele oynasam bile işler yolunda gidiyor gördüğünüz gibi. Acaba 16 var. 23 vuracak. Bunu da değiştirsin ama ben hasar da vermek istiyorum. O yüzden devam ediyorum saldırmaya. Bana bir 33, 17 falan mı? Evet, 17 vurdu. Şimdi şunu bir değiştireceğim. Su gelirse buraları değiştireceğim. Onun yerine ateş geldi. Bu da iyi. Buna da hayır demeyiz. Bu da diğerlerine yarısını veriyormuş saldırısının. Daha sağlam vuruyoruz. 20. 12. Bir 12 daha. Yüzün altına indirdik. Bir sonraki round çok sağlam vuracak. Bizi yüzün altına indirecek o da. Ama şimdi ben suyu üçleyebilirim artık. Güzel. 20 sen vur. Yüzün altına inmedik. Bloklar ve defans birlikteliğiyle. Bir tane daha geldi. Su üçlüsü. Ee,
Yine biraz savunma odaklı bir kart üçlüsü oldu ama 50'yi de gördük. Şimdi bir sonraki round yine 33 vuracak. Şunları bir değiştirip deneyelim. Bu geldi. O zaman şöyle yapalım. Şimdi bir komboyla 14 yere vurdu. Artı bir saldırısı vardı bunun galiba. Güzel. Bir roundluk canı kaldı ama o da bizden bir sağlam götürdü. Yüzün altına inmeden hayatta kalabilirdik. Şimdi sen ateşe vurmuyorsun. Ben şurayı bir üçleyeyim. Ve bunun işini bitirelim artık. Güzel. Boss'u da kestik. Evet, yani göstermeyeceğim deyip boss'la da savaşarak orada şuradan dandik bir şey atalım. Mesela bunu atalım. Bunu katalım. Bir tane de artefakt bulduk. Ve boss'u da indirmiş olduk. Güzel oldu ya. Boss savaşı da göstermiş oldum. Biraz uzadı iş ama buradan da onu öldürdüğümüz için, boss'u indirdiğimiz için iki tane eşyamız oldu. Onu da sol tarafı perk olarak aldık. Ve buradan sonra artık yol ayrımına geliyoruz. Yol ayrımında ben daha isimler de bu arada çok enteresan. Hepsi böyle kesin öleceğinizi ifade eden. İşte sonsuz acıdır, kolay ölümdür gibi böyle isimler oluyor. Bir yol seçmeniz gerekiyor. Yol seçtikten sonra da çok daha zor düşmanlarla karşı karşıya geliyorsunuz. Ama bence şu ana kadar en azından bu ilk dünyayı bitirdiğimde oyunun temel mekaniğini anlamışsınızdır. Bunun dışındaki yapacağınız her şey size daha fazla kart, daha fazla artefakt, eşya vesaire bunları keşfetmenizi sağlayacak. Ve bunları keşfettikçe oyunun ana menüsündeki o koleksiyondan oyunda neler olduğunu göreceksiniz. Ve oyun oynarken belki işte ne gelebilir, ne düşebilir bunları da hesaplayarak oynamaya devam edeceksiniz. Oyunun fiyatı fena değil. Şimdi TL'den TL kaybolduğu için, dolara geçiş olduğu için Amerikan doları yerine MENA bölgesinin dolarını yansıtmışlar bize ama galiba 5 dolar civarı bir şey, o da 100 liraya geçiyor. Zaten bağımsız oyunlar artık çok ucuz değildi ama en azından bu oyunun fiyatı yerel fiyatlandırmayla satılıyor. Bunu not düşmüş olayım. Almak isteyenler için açıklama kısmına linki de bırakayım ve bu videoyu burada sonlandırayım. Başka bir oyun videosunda görüşürüz.